akşamlar değerli izleyenler. Moda TV ekranlardasınız. Bu hafta memleket meselesini çok değerli bir isimle konuşalım istedik. Memleket meselesinin bu haftaki konu Ünye eski belediye başkanı Ahmet Arpacıoğlu. Sayın başkanımın herkesin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu biliyoruz. Lakin şahsımın gönlünde de ayrı bir yeri var. Zira başkanlık döneminden bu yana ve hatta başkanlık döneminin öncesini, şahsını tanıyoruz. Ve çizgisini bozmayan, bir duruşu olan, başkanlık makamı sürecinde de o duruşunu, çizgisini bozmayan ve şehrimize, Ünye'mize hizmet eden bir ismi ağırlıyoruz. Başkanım, hoş sefa geldiniz. Bugün konuğumuzsunuz. Teferruatları geçelim. Eyvallah. Çünkü şunu, hani sizi tanıyalım derler. Biz evet, sizi tanıyoruz. Eyvallah, sağ olun. Ahmet Arpacıoğlu. Nasılsınız başkanım? Çok teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda Moda TV izleyicilerine hayırlı akşamlar diliyor. En kalbi duygularla saygılar, selamlar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Başkanım iyi ettiniz. Bu kadar işin gücün içinde davetimize evet, icabet ettiniz. Dedi ki Ünye'yi en çok, Ünye'yi en iyi bilen insanla konuşulur. Siz de Ünye'yi biliyorsunuz. Bu şehirde belediye başkanlığı yaptınız. Şimdi önce sondan başlayalım mı başkanım müsaadenizle? Estağfurullah, buyurun. Şimdi AK Parti sürecinden evet, İYİ Parti'ye bir geçişiniz oldu. Evet. Şimdi nasıl, yani nereden icap etti? Neden İYİ Parti? Evet. Buradan bir başlayalım. Çünkü sondan başlayalım. Başkanlık dönemimizine kadar gitmek istiyoruz. Eyvallah. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tabii biz AK Parti'de 10 yıl hizmet etme fırsatı buldum. Hamdolsun. Başta Ünye'li hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Bana bu konuda destek veren, yanımda duran, hizmetlerime vesile olan Sayın Bakanımız İdris Naim Şahin'e, Ünyelilere ve parti yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. AK Parti'de 10 yıl belediye başkanlığı yaptık. Halka hizmeti, hakka hizmet felsefesiyle yaptık. Hamdolsun, belki herkese iyilik yapamadık ama hiç kimseye bilerek kötülük yapmadık. Ve benim sürecim 2014 yılında bitti. 2014 yılından sonra fiilen herhangi bir siyasi faaliyette bir duyguda bulunmadım. Yalnız 2019 yılında Sayın Bakanım İdris Naim Şahin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu. Onun kazanması için mücadele ettik. Keşke başarabilseydik, başarsaydık Ordu kazanmış olacaktı. Hepimiz kazanmış olacaktık. Olmadı. Daha sonraki süreçte tabii İYİ Parti'nin kuruluş süreci başladığı zamanda benim çoğu arkadaşlarım, bildiğim, tanıdığım, beraber olduğum, gönül verdiğim, gönüldaş olduğum arkadaşlarımdı. Bana ta o dönemde gel bize ilçe kurucu, ilçe başkanı ol demişlerdi. Beni onurlandırmışlardı. Çok teşekkür ediyorum kendilerine bir kez daha sizler aracılığıyla. Daha ilerisini söyleyeyim. Bizim bugün grup başkan vekilimiz Sayın Mustafa Dervişoğlu, rahmetli ağabeyimin çok yakın arkadaşıydı. Ben kendisini oradan tanırım. Ağabeyimin arkadaşı olması vesilesiyle. Biz Musavat Bey gibi, Musavat Dervişoğlu Bey gibi, Musavat Bey fikrinde olanlar gibi biz de bu memlekete hizmet edenleri desteklemek arzusuyla artık AK Parti 2010 küsürlü yıllar itibariyle 13 olur, 14 olur, 15 olur kimine göre farklı olabilir ama bu memlekete çok iyi şeyler de yaptı. Bunu inkar etmemek lazım. Ama ondan sonra şartlar değişti. Etrafı değişti Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Konum değişti. İşte 2018 yılında bizim de iyi olur duygusuyla oy verdiğimiz bu Cumhurbaşkanlığı sistemi görüldü ki fevkalade zorluklar ortaya koydu. Sıkıntılar ortaya çıkardı. Koalisyonlar olmayacak dendi. Koalisyonlar oldu. Bu bölüme geçmiyorum. Ayhan Yılmaz, yok, Eyüp Fasa'da evet, aynen bu cümlelere benzer bir ifade kullandı geçen evet, hafta. Aynı ifadeleri kullandı. Eyüp Fasa'da iyi bir teşkilatçı, iyi bir siyasetçi arkadaşımızdır. Evet, Cumhurbaşkanı'nın hani bahsettiğiniz tarihten itibaren o çizgiyi bozduğunu, aynen, hatta o trene artık dedi farklı insanların geldiğini, sizin söylemlerinize evet, benzer söylemlerde bulundu. Evet. Doğru söylemlerde bulunmuş. Ama bu söylemlerde bulunan hiç kimse AK Parti'de kalamamıştır. Umarım Eyüp Fatsa kalır. Eyüp Fatsa da ben ihtimal vermem. Bu memlekette Eyüp Fatsa'nın da emeği vardır. Evet.
O da hizmet etmiş bir arkadaşımızdır. İlk başta farklı fikirlere sahip olsak da onu da söyleyeyim. Farklı düşünüyorduk. Ama Eyüp Fatsa gibi düşünenler, yanlışını söyleyenler, esas AK Parti çizgisinden partinin koptuğunu, şaştığını, yanlış tarafa gittiğini söyleyenlerin hiçbirisi bugüne kadar AK Parti'de kalamadı. Evet. Ve gördük ki AK Parti'de doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar bir atasözümüz var. AK Parti'de doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Kovdular. Kovmaya da devam ediyorlar. İnşallah Eyüp Fatsa'yı kovmazlar. Niye öyle olur başkanım? Yani niye öyle olur? Süreç niye böyle devam ediyor? Yani neden olmaması gerektiği gibi devam ediyor? Ya şimdi şöyle. Bu millete seçim ile gelen, iş başına gelenler hizmet etmek. Hatta Ünye Belediye Başkanımız Sayın İsmail Cerahoğlu kulakları çınlasın. Hamallık yapmaya geliyorum derdi. Bu millete hizmet etmekle mükellef olarak gelenler geldikten sonra millete tepeden bakmaya başladılar. İşte bahsettiğim dönemden sonra kibir, insanları ötekileştirme, biz yaparsak ne yaparsak alırız, biz ceketimizi koysak seçimi alırız, Ali kimmiş, Veli kimmiş, biz bu işin en iyisini biliriz. İş hizmet platformundan çıktığı kibir, yukarıdan bakma, farklı, burada şimdi söylemekten imtina ettiğim farklı işlere doğru ilerledi. İşte Türkiye'de Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alındı. Ünye Belediye Başkanı görevden alındı. Bugüne kadar Türkiye'de böyle bir gelenek yoktu ki. Yani varmıştır ama bu kadar büyük çaplı yoktu. Dolayısıyla parti mecrasından çıktı. Artık o milletin özlem duyduğu, hasret duyduğu, kendini o partide her haliyle bulduğu parti değişti. Kibirli insanların, rant çevrelerinin duyduğumuz kadarıyla, ben o tarafı bilmiyorum ama gördüklerim var. Kibirli insanlarından teşekkür eden bir yapı oluşmaya başladı. Bu millete hizmet etmek isteyenleri de dışlandı. Bildiklerimiz var, tanıdıklarımız var, gördüklerimiz var. Dolayısıyla böyle bir yapının, kibirli bir yapıyla biz bugüne kadar hiç olmadık. Ben biraz önce söyledim. Ben hizmeti, halka hizmeti, hakka hizmet bilerek yapmaya çalıştık. Ve hamdolsun başarılı olduk. Ve bugün ben siyaseti bırakalı 7-8 yıl oldu. Hala kamuoyunda teveccüh görmekten hamdolsun mutluyum. Herkese tavsiye ederim. Bugünkü arkadaşlarıma da buradan söylemek isterim. Bu makamlar gelip geçiyor. Bugün gezdiğiniz gibi yarın da gezmeniz için alçak gönüllü olun. Bu millete hizmet etmeyi birinci önceliğinize koyun. Biz ceketi koysak seçim alırız duygusunu bırakın. Alamayacağınızı göreceksiniz. Bu millete gabadayılık yapanlar, bu millete yukarıdan bakanlar, bu milleti ötekileştirenler mutlaka bunun karşılığını milletten göreceklerdir. Evet. Ve dolayısıyla bizim böyle bir yapıda olmamız mümkün değildi. İşte bugün vatana biz daha iyi hizmet ederiz. Biz bu vatanı daha iyi koruruz. Bu millet büyük bir millet. Bu millete hizmet etmekten şeref duyarız diyen iyilerle beraber olmak bizim için de bir şerefti. Onlara destek vermek. Bu kardeşlerimizin bu büyük millete hizmet etmeleri yolunda onlara katkıda bulunmak bizi de mutlu edecek diye düşündük. Ve geldiğimiz noktada AK Parti'de bu yapının bittiğini çok net görüyorum. Bunu bütün arkadaşlarım da söylüyor zaten. Siz o zaman hayırlı olsun diyerek sizin nezdinizde de başkanım izniniz olursa bir evet, sistemde bulunmak istiyorum. Buyurun. Şimdi biz Ordu'daki bütün il, Ordu'dayken Büyükşehir'den bahsediyorum. Evet. Yani Ünye'de Ordu. Evet. Eyvallah. Fatsa'da Ordu, Akkuş'ta Ordu, Mesudiye'de Ordu. Bütün siyasi parti mensuplarımızı hemen hemen ağırladık. Evet. Yani isim vermek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. İşte İYİ Parti İl Başkanımız Sayın Ekrem Şentürk'ü yine bu stüdyoda ağırladık. Gelecek Partisi, Saadet Partisi. Yani bugün bütün siyasi partiler derken bütün siyasi partiler, evet, bunun içine giriyor. Ancak defaatle hani şu izlenim oluşmasın istedik aslında. Yani biz medya mensubuyuz. Tarafımız halktır. Eyvallah. Bugün Ahmet Arpacıoğlu Başkanım İYİ Parti'dir.
Yarın İyi Parti'de siyaset yaparken yanlışını gördüğümüz zaman bunu yazmak mecburiyetindeyiz. Tebrik ediyorum sizi bu duyguyla hareket ettiğiniz Aksi için. takdirde hem kendimize hem mesleğimize ihanet olmuş olur. Biz de tarafsızlık ilkesiyle bütün siyasi partilerimizi davet ederken AK Parti il teşkilatımızı Halit Başkan'la da iyi tanışırız. Evet. Defaatle davet etmemize rağmen. Hatta yarın bir gün belki bizi davet etmedi der diye yazılı olarak defaatle davet etmemize rağmen icabet etmediler. Yani belki de dikkate almadılar. Çünkü dediniz ya artık biz nasıl olsa seçiliyoruz. Eyvallah. Bu Ceketimizi koysak seçiliyor. sistemin artık çöktüğünü dün sokaktaydım. Aslında o röportajda programdan sonra paylaşacağız. Ben ilk defa bu denli tepki olduğunu gördüm. Ve bunu hiçbir il teşkilatının, hiçbir ilçe teşkilatının ve hiçbir genel merkezin artık toparlayamayacağı kanaatindeyim. Tekrar ifade ediyorum. Hiçbir partili değilim. Ama halktan yanaysak, halkın söylemleri de bu şekilde. Ben de bu bağlamda size şikayet etme gereği duydum. Yani bütün siyasi partilerimizi ağırlayabilirken İktidar Partisi ne yazık, İktidar Partimizden ne yazık hiçbir temsilci bu stüdyoda gelmedi. Bu arkamızda şu an İyi Parti logosu var. İsterdik ki AK Partili bir siyasetçimiz gelse onun da logosunu koyalım isterdik. Eyvallah. Ama gelmediler. Kendileri bilirler. Evet Batuhan Yani Hanım. dedim ya, bitireyim müsaade Buyurun. ederseniz. Dedim ya, biz ne yaparsak haklıyız. Bu millete ukalalık yaparsak da millet nasıl olsa bize rey veriyor. Ceketimizi koysak alırız. Biz en iyisini biliriz. Millet biz ne dersek onu yapar. Duygusunun karşılığını mutlaka bu millet bir gün onlara gösterecektir diye düşünüyorum. Neden bu kadar net konuşuyorum? Ben de 30 yıldır siyasetin içindeyim. Şöyle ya da böyle. Vatandaşımızla beraberim, beraber geziyorum, beraber oturuyorum. Düğünde, bayramda. Ben belediye başkanıyken de böyleydim, şimdi de böyleyim. Belediye başkanıyken de tek geziyordum. Şimdi de tek geziyorum. Ama bugün tek gezemeyenler var. Ben arkadaşlarımın yine tek gezmelerinin doğru olacağını düşünüyorum. Bugünden uyarıyorum. Bunları yapmayın. Yaparsanız bu millet size bunun bedelini sorar. Tecrübe Evet. konuşuyor. Aslında şu an Ahmet Arbacıoğlu Başkanımın söylemlerinin altını çizerek dikkat almamız lazım. Çünkü parmak kaldırarak birisi bir şey söylüyorsa ki bu Evet. tecrübe ise ki bu şehri 10 yıl yönetme fırsatı Evet, hamdolsun. bulduysa Hamdolsun. bu söylemlerin dikkate alınması kesinlikle önemli. Zira Almazlarsa ne olur? Almazlarsa bugünkü bazı arkadaşlarımı keşke düşmeseler, o duruma düşerler. evet. Evet. Çünkü şu an kayıttayız başkanım. Bunu yıllar sonra da tekrar Tabii, Ahmet hayal. Arpacıoğlu böyle demişti diye önce ve size sonrasını Eyvallah. koyacağız. Peki İyi Parti'de ne buldunuz başkanım? Yani nasıl buldunuz? Yani işin doğrusu Meral Akşener şu an bir çıkış yakaladı. Dolayısıyla İyi Evet. Parti. Yani siz nasıl buldunuz? Yani çok tazesiniz, çok yenisiniz bu camiada. Nasıl buldunuz? Yani ne umduyu ne Şimdi buldunuz? tabii ifade şu, cesurlar hareketi. Herkes İyi Parti'ye gelip ben İyi Partiliyim diyemiyor. Hatta benim en yakın dostlarım bile endişeleniyor, korkuyor. Niye? Bir korku imparatorluğu oluşmuş. Olursa ne olur? Belediyede işi var, oğlu var, işten atılır. İşi var, işi görülmez, kasıtlı davranılır. Çocuğum işte adliyede çalışıyor, öbürü kızım bir falan kurumda çalışıyor veya kamu kurumuyla ilişkim var. Dan hareketle insanlar korkuyor. Yani ciddi manada bir korku imparatorluğu oluştu. Ben İyi Partiliyim diyebilmek her baba yiğidin harcı değil artık yani. Ama bu millet bunları görüyor ve takip ediyor. Dolayısıyla İyi Parti bir defa Cesurlar Hareketi ismi verilmişti. Ben de biliyorum, görüyorum. Cesurların olduğu bir parti. Ama arkadaşlarımızın, ben vatandaşımızda şunu da görüyorum. Vatandaşın gönlü iyilerle beraber. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan gerçekten bu milletin gönlüne hitap ediyordu. Keçiören'den yayan çıkıp geziyordu. Simitçiye uğruyordu, bakkala uğruyordu, taksi durağına uğruyordu. Ama o Tayyip Erdoğan, Sayın Tayyip Erdoğan gitti, yerine saraydan bakan bir Tayyip Erdoğan geldi diyor millet. Eskisi gibi göremiyor diyor. Etrafında danışmanlar sarmış. Danışmanlar vasıtasıyla, danışmanlar ona farklı bilgiler aktarıldığı kanaati var millette. Dolayısıyla
vatandaşla beraber olan, vatandaşla hemhal olan kazanıyor. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener de bugün aynı duyguyla hareket ederek bir gün Bingöl'de, bir gün Elazığ'da, bir gün Ankara'da, bir gün İstanbul'da halkın içinde. Dolayısıyla iyiler hareketi olarak bildiğimiz ve ifade ettiğimiz İyi Partimiz bu millete iyi hizmet edeceğine inandığımız için iyilerle beraber olmak duygusuyla hareket ettik. İyilerle beraber olacağız. İnşallah iyi şeyler olacak. İnanıyoruz, biliyoruz ve görüyoruz. Onun için iyiler hareketiyle beraberiz. Allah yolunuzu açık etsin. Allah razı olsun. Başkanım, izleyicilerimizden birkaç mesaj var. Eyvallah. Müsaadeniz olursa onları Buyurun. Da size sunmak istiyorum. Sima Çetin, iyi yayınlar dilerim. Selamlar olsun Ahmet Bey'e demiş. Hep iyi şeyler duydum sizinle ilgili başkanım diyor. Çok Senin teşekkür ederim. Çok Sima Hanım da bizim medya sektörün arkadaşımız. Aynı camiadayız. Aynı kurumdayız. Yunus Engin Ürütür kardeşim ve selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin Ahmet Bey. Ahmet Başkanım, karnınızın incesi, ünyemize güzel hizmetler ettiniz. Güzel projeler imza attınız. Ünye halkı ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Eski Ünye Belediye Başkanımız sizler sayesinde Ünye modern bir şehir haline geldi. Eski büyüklerimizin demeyi çok. Ünye'mize sevgi, saygılarımız, selamlar demiş. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Murat Ateş Başkanım, Ahmet Başkanım, iyiler arasına hoş geldiniz. Sizinle iyiler daha da güçlenecek demiş. Murat Ateş Başkanım, çok teşekkür ederim. Ordu İl Başkan Yardımcımız. Çok selam olsun evet. Güzel Ünye'mize. Murat Hocam da bizden selam olsun buradan. Gerçekten duruşuyla daha önceden siyasetin içindeydi. Yine siyasetteydi. Yıllarca siyasetteydi. Eğitimci bir hocamız. Emekli öğretmen. Saygılar sunuyoruz kendisine. Selam gönderiyoruz. Hatice Hanım, sizlere de hoş sefa ettiniz evlerimize. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Var olsunlar. Bizi de hiçbir programda yalnız bırakmadılar. Elmas El Sanatları da iyi yayınlar diliyorum demiş başkanım sizlere. Teşekkür ediyorum kendilerine. Evet. Başkanım şöyle, biz Ünye'de ben zaman zaman gelirim. Şimdi daha önce de ifade etmiştik. Halkın içinde olmazsanız halktan yazılar yazıp gündeme getiremez. Ben mesela bütün yazılarım halkla ilgili, ekonomiyle ilgili. Zaman zaman çay ocaklarında otururum. Halkın nabzını yoklarım. Yani halk ne düşünüyor? Evet. Bu şey değildir aslında. Çünkü halkı tanımamız gerekiyor ki onlarla ilgili bir şeyler yazalım, gündeme getirelim veya onlarla ilgili söylenecek sözümüz olsun. Ahmet Arpacıoğlu Ünye'de gerçekten seviliyor. Bunu sağ olsun, sağ olsun hemşehrilerim. Allah razı olsun. Şimdi ne yaptınız? Yani belediye başkanı sürecine bir geçelim isterim. Ne yaptınız? Yani nasıl bir belediye başkanı süreci geçti ki şu an hala mesela muhalefet partisinden de olsa Ahmet Arpacıoğlu ismi var. Hadi diyeceğim ki arkadaşlar AK Parti'ndi. Belki o yüzden hani kendi siyasi partisindendi. Belki böyle düşünüyor olabilirler diyeceğim ama muhalefet den de arkadaşların size karşı bir sempatisi, bir hoş bir bakışı var. Bu nasıl bir süreç geçti belediye başkanlığı döneminde? Yani bu gönlü kazanmak da kolay değil. Sonuçta küçük bir şehir burası. Şöyle, tabii hizmet etmek çok önemli. Hizmet, eser bırakabilmek çok önemli. Ama eser bırakabilmekten daha önemli olan gönül kazanabilmek daha önemli. Şimdi tek başına gidiyorsunuz. Bir garibanla karşılaşıyorsunuz, zenginle karşılaşıyorsunuz, bayanla karşılaşıyorsunuz, erkekle karşılaşıyorsunuz, gençle, yaşlıyla karşılaşıyorsunuz. Eğer onlara o güven duygusunu, o sevgi duygusunu veremezseniz, altınla yolunu yapsanız fayda etmez. Bir defa hizmeti yaparken vatandaşla beraber yapacaksınız. Vatandaşlarıyla beraber o yapıyı kuracaksınız ve götüreceksiniz. Şimdi biz Ünye'de çok önemli şeyler yaptık. Mesela ben büyükşehir kurulmadan önce Ünye'de Üskü'yü kurmuştum. Ünye Su Kanalizasyonu. Evet, Ünye Su ve Kanalizasyon İdaresini kurmuştum. Allah Allah, bunu bilmiyordum. Evet, ben söylüyorum, ilk defa sizin yayınızda şimdi söyleme fırsatı buldum. Üskü ismiyle biz Ünye'de Su ve Kanalizasyon İdaresini kurmuştuk. Başında da bugün OSKİ Ünye Şube Müdürü olan Ersin Avanoğlu Bey kardeşim. Üskü'nün müdürlüğünü yapıyordu o dönemde. Şu an tecrübeli yani. Evet, Üskü'den kesinlikle. Ordu Büyükşehir, daha devam edeyim. Mesela Ünmek kurmuştuk. Ünye Meslek Edindirme Kurslarını kurmuştuk. Tabii. Büyükşehir'in yaptıklarını biz çoğunu yapmıştık. Ünmek Şubesi. Bunların hepsini yapmıştık. Mesela şöyle bir ifade edelim. Büyükşehir hangi konuları yapar?
Mesela bir, toptancı hali yapar. İki, otogar yapar. Üç, park yapar. Dört, su işleri yapar. Beş, kanalizasyon yapar. Altı, arıtma yapar. Yedi, geniş yolları yapar. İşte müze yapar gibi. Evet. Sayabiliriz bunları. Şimdi bakalım biz bunları Ünye'de hangisini eksik bırakmışız? Hangisini yapmamışız? Bir, toptancı hali dedik, Ünye yapmış. İki, otogar dedik, Ünye yapmış. İtfaiye dedik, itfaiye daire başkanlığı bugün Ünye'deyse bizim eserimizde oturuyor arkadaşlarımız. Helal hoş olsun ayrı. İtfaiye yapmışız. Dört, Ünye'nin 50 yıllık su ihtiyacını çözmüşüz. Su meselesini çözmüşüz. Yani, beş, devam edin. Ünye Büyükşehir Belediyesi altyapıyı hazırlamıştık. Onu anlatıyorum bakın, devam edin, bitmedi. Su meselesini çözmüşüz. Ünye'nin sahilinde gezerken bundan 20 yıl önce benim yaşımda olanlar, benden biraz daha genç olanlar veya biraz daha yaşlı olanlar çok iyi biliyor. Sahilde yazardı, burada denize girmek yasaktır diye. Neden biliyor musunuz? Deniz kirliliğinden dolayı Sağlık Müdürlüğü oralarda denize girilmesine izin vermezdi. Ve buralara levhalar yazılırdı. Denize girmek yasaktır diye. Bugün o levhaları hiç göremezsiniz. Sebebi Ünye'nin bir tanesini doğuya, bir tanesini de batıya olmak üzere iki tane arıtma tesisi yaptırdık biz. Büyükşehir'in konularından devam ediyorum. Parklar yapar Büyükşehir. Ünye Atatürk Parkı bölgenin en büyük parkıdır. Efendim sosyal hadiseler, sosyal çalışmalar, bizim yaptığımız festivaller, özellikle Ramazan etkinliklerimiz bölgede bir ilkti. Büyükşehir'e ne kaldı şimdi geriye? Büyükşehir'e bizim yaptıklarımızı yıkıp tekrar yerine koymak gibi bir gayret kaldı. Onu da anlamış değilim. Mesela sahile bir yol yaptı, yürüyüş yolu, bisiklet yolu diye Büyükşehir. Ya bunu kim istedi de yaptı, niye yaptı hala bilen yok. Yanlıştı. Ben diyorum ki benim zamanımda yine Tabakhane Deresi'nin bir tarafına geliş, bir tarafına gidiş olmak üzere biz iki tarafını yol yapmak adı münasebetiyle kamulaştırmaları doğu tarafının tamamını, batı tarafının da Bayramca'ya kadar olan kısmını bitirmiş ve üzerine asfaltlatmıştık. Şimdi buralara yanlış yapılacak yatırımlara adres veriyorum. Diyorum ki Ünye Akkuş Niksar yolu çile yolu olmaktadır. Saatler şu anda 6.30. Şu anda trafik İmam Hatip'ten sahile kadar çakılıdır, doludur, geçilemiyordur. Evet. Gündüz öyle. Ya bu araya kalan yolu açın kardeşim ya. Açın bunu, rahatlatın milleti. Şimdi dolayısıyla biz büyük şehrin yapmak istediklerinin tamamını küçük şehir olarak o dönemde bitirmiştik. Aynen. Bak bu kadar isim vererek, ad vererek söylüyorum. Dolayısıyla biz Üskimizi kurmuştuk, Ünmekimizi kurmuştuk. Büyük şehrin yapması gereken faaliyet olarak, birim olarak yapılması gereken işlerin tamamını yapmış ve bitirmiştik. Hamdolsun. Neyin öngörüsüydü başkanım? Yani bu neyin öngörüsüydü? İşte bu bir vizyon meselesiydi. Yani geleceği büyük şehir görme meselesi. Büyük şehir olacağız zaten. Biz altyapısını biz yapalım. Ben büyük şehir olacağımızı hiç aklıma bile gelmez. Rüyamda görsem inanmazdım. Ünyelilere sorun şimdi, Fatsallara da sorun. Memnun musunuz diye bir sorun, merak edin. Ben söyleyeyim, hiç değiller. Değillerdir. Vallahi değillerdir yani. Ben Gölköy'e de soruyorum, Ulubey'e de soruyorum, Perşembe'ye de soruyorum. Değil. Değillerdir. Hatta bazı yönetici arkadaşlarla birebir konuşuyorum, isim veremem asla. Onlar bile değiller. Değillerdir. Yani belediyedeki yetkili arkadaşlarla soruyorum. Şimdi bakınız, ben size canlı bir örnek vereyim. Bugün Niksar Caddesi'nden otomobille geçmekte çok zorlanırsınız. Hele yolun karşısına geçmekte felaket yaşarsınız. Eğer biz o gün o otogarı oraya yapmayıp bu otobüsleri buradan çıkarmasaydık, bugün o otobüsler Niksar Caddesi'nden girip stadın kenarından, minibüs garajından kalkacaklardı. Bırakın sen. Biz öngörüyle yaptık bunları. Toptancı haline oraya bilerek yaptık. Çevre yolu buradan geçecek. Buraya gelecek tır ve kamyonlar şehir trafiğini etkilemesin. Çevre yoluyla gelsin, burada işini görsün. Şehir hiç bundan haberi olmasın dedik. Bugün şehrin haberi yoktur. Oysa toptancı hali şehir merkezindeydi. Kıyamet kopuyordu. Her Allah'ın günü niza, kavga, gürültü toptancılar açısından. Bu böyle. Peki orada yaşayan aileler ne yapıyordu? Gece saat Adana'dan gelmiş tır, kamyon şoförü. Şoförler kusura bakmasın. Şoförler orada her türlü kendi kafalarına göre de haklılar. Yaşayabilecek, sosyal ihtiyaçlarını idame ettirecek
Oralarda yapıyorlardı ailelerin karşısında. O çileydi yani. Biz o günle bugünleri görerek o günden toptancı haline işte oraya götürmüştük. İtfaiye şurada bir gecekondu binası gibiydi. Şimdi 15 Temmuz dediler, o satılan yerdeydi. Oradan kaldırdım ben itfaiyeyi, oraya götürdüm. Ödül almıştır bizim itfaiye binamız, onu da söyleyeyim. Biz büyük şehri bu yapılacakları, yapılanları öngörüyle, mesela Ünye'nin bugün içme suyu, 50 yıl içme suyu problemi olmayacak. Ünye'de su kesiliyorsa bugün suyu kesmek lazım. Su kendisi kesilmez. Çünkü cazibeyle geliyor. Hiçbir etkiye gerek yok. Borulardan geliyor su Ünye'ye kadar. Bunu ne yapacak belediye? Sadece dağıtacak. Ünye'de su kesiliyorsa arkadaşlarımın eksikliğidir. Özellikle kesmek lazım. Vanayı kapatmak lazım. Başka türlü su kesilmez Ünye'nin. Evet. %93'üne Yeşilkent'ten gelen su hizmet etmektedir. Bana Yeşilkent'leri, ama şunu da söyleyeyim. Yeşilkent'in içme suyunu içiyoruz biz Ünye olarak, ama Yeşilkent'te su yok. Büyük şehre duyurulur. Niye başkanım? Niye yok biliyor musunuz? Şimdi bundan önceki belediye başkanı, görevden alınan belediye başkanı, şehrin Yeşilkent'in merkezine kadar ihalesini yapmış, buralarını döşetmişti. Bunlar şehir içine dağıtamıyorlar ya. Beceriksizliğin bu kadar olmaz ki yani. Bunlar Yeşilkent'in içine gelen hazır suyu dağıtamıyorlar. Acizler herifler. Yani buradan kimseyi eleştirmek için söylemiyorum bunu. Biraz teşvik etmek için söylüyorum. Evet. Yani basit şeyleri yapacaklar. Biz bunu ta Ünye'den, Yeşilkent'ten Ünye'ye 33 kilometreden su gettik. Adamlar şimdi getirilen suyu şehre dağıtamıyorlar ya. Böyle bir şey olur mu? Evet. Başkanım, burada zaman zaman ilçelerden olumsuz olan konuları, eksik olan hizmetleri mesaj yoluyla ulaştırılmasını istiyoruz ama şimdi dikkatimi çekti. Ünye'de hiçbir su problemiyle ilgili bir şikayet gelmedi. Mesela Gelmez. Gölköy, en çok su problemi Gölköy ilçemizden geliyor. Ünye'den de gelirdi. Ünye'den gelmedi. Ünye'den de gelirdi. Evet. Ünye'den niye gelmez biliyor musunuz? İşte biz Ünye'nin su meselesini çözdük. Dedim ya, büyük şehrin yapacağı işlerin %99'unu biz bitirmişiz. Otogar. Mesela Fatsa ilçemizin bir otogarı eksikliği vardır. Bunun derhal çözülmesi lazım. Ünye'nin minibüs garajının yerini de ben aldım aslında. Bugün sıkış pıkış haliyle hiç hoş olmayan bir vaziyette Ünye'nin minibüs garajı mevcut. Ya bunu burada niye kaldırmıyorsunuz? Kaldırın bunu burada. Yerini aldım hazır. Tabakhane Deresi'nin bitişinde ben 10 dönüm yer aldım minibüs garajı için. Üstünü de köylü pazar olarak dizayn edecektim. Ya yerini söylüyorum, adres veriyorum. Yerini Aldım aldım, diyorsunuz. parasını verdim. Hepsi hazır. Başkanım, gerçek mi Yani bunlar diyorsunuz? gerçek söylüyorum, adres veriyorum. İşte tabaka adliyenin karşısındaki yer. Artı ben tır parkı olarak otogarın arkasında 10 dönümde kamyon ve tır parkı olarak yapılacak yer satın aldım. Ya herifler etrafına oraya bir beton döküp de tır parkı yapamadılar ya. Böyle bir şey Başkanım. olur mu ya? Yani basit, hazır, alınmış yere çakıl dökseler yetiyor ya. Çakıl dökseler. Orada belediye başkanı dese ki, Fen İşleri Müdürü'ne ya şuraya 2 kamyon çakıl döktürün, 10 kamyon çakıl döktürün dese, 10 dönüm yer aldım orada. Onu da niye aldım? Ünye'nin Harmandüzü denilen bölgesinde akşamları geçerseniz görürsünüz. Şimdi var mı bilmiyorum. Ben belediye başkanıyken akşamları ve gece gezerdim. Bu vatandaşımız ne yapıyor? Kim nerede nasıl hareket ediyor? Ne eksiğimiz var, ne fazlamız var diye geceleri de gezerdim ben. Maşallah. Oralarda kamyon ve tır parkı olurdu oralar. Geçilmezdi, şimdi var mı bilmiyorum. Dedim ki ben bunu derhal çözmem lazım. Bu tırla kamyonları şehir içinde sokmamamız lazım dedim. Otogarın arkasına 10 dönüm yer kamulaştırdım. Ben dönemimde 120 dönüm yer kamulaştırdım. 120 dönüm yer sağladım Ünye'ye. Ünye Belediyesi'ne kazandırdım. 120 santim yerde satmadım. 120 dönüm yer kamulaştırdım. 120 santim de yer satmadım. Benden sonra göreve gelen arkadaşlarım. Sata sata bitiremediler be kardeşim. Aynen öyle. Bugün Ünüport denilen yerde kültür sarayı vardı bizim. Çocuklarımız, biz orada gitar kursları verirdik. Saz kursları verirdik. Çocuklarımıza eğitici kurslar verirdik. Bugün hocalarımız mevcuttu o gün. Şimdi Ünye'nin hiç bu sahada hiçbir etkinliği yok. Niye bir kültür sarayı eksikliğimiz var? Kültür bakanımız vardı. Kültür sarayımız maalesef yoktu. Hala da yok. İlçe başkanımız açıklama yapıyor, AK Parti ilçe başkanımız. Ramazan bayramına kadar geliyor.
Kurban Bayramı'na kadar daha başlıyoruz. İnşallah herhalde 2021'in Ramazan ayını demiştir. 2021'in kurban ayını kastetmiştir. Yoksa 2022'nin mi kastetmişti? O ayrıntıyı da buradan sormak isterim kendilerine. Bir, müteahhide 3 milyon para ödediler. Ya bir paylaşamadılar. O diyor ben gönderdim, o diyor ben gönderdim. Bizim zamanımızda böyle işler sorulmazdı bile. Kimsenin aklına da gelmezdi. Konusu bile olmazdı. Konusu bile olmazdı. İş yapıldıysa bitmiştir. Sayın, buradan kendisine yine hatırlatmak durumundayım. Ünye Devlet Hastanesi'ni o günün milletvekili, İstanbul milletvekili veya Ordu milletvekiliydi tam hatırlayamıyorum. Sayın İdris Naim Şahin vesile oldu. Ünye'ye 5 yıldızlı hastane yaptırdık. Ünye'de kardiyoloji doktorumuz yok. Geldiyse yeni geldi, benim haberim yok. Göğüs doktoru yok. Şimdi un var, yağ var, şeker var, helva yapacak adam yok. Hepsi mevcut bunların. Ama şey konusu, haber konusu başkanım. Bunu minibüs durağının siz almışsınız. Evet, yerim var. Adres veriyorum bak. Paftasını da söyleyeyim de şimdi yanımda yok. Ve haberin manşetinde evet, bulunacak konu yani. Kamyon ve tır garajı yerim de hazırdı. Hala hazır. Otogarın arkasında adres veriyorum. Nokta veriyorum yani. Adliyenin karşısında minibüs garajı ve üzerine köylü pazarı, köylülerimiz şimdi yine benim yaptırdığım kapalı otoparka getiriyorlar köylüleri. Biz orayı, hedefimiz şu idi. Niye orayı aldık? Niye orayı minibüs garajı yapıyorduk? Özellikle bilerek seçtik. Bilerek aldık. Benim o tabakhane deresinin kenarını yol olarak yaptığım yerden, Gadılar'dan, Sarı Halil'den, Saraycık'tan, Nadırlı'dan, Gale'den, Gocuklu'dan, Gölevi'nden, nereden isterse vatandaşımız minibüsüne binecek, şehir trafiğine girmeden, tabakhane çevre yolundan, tabakhane deresinden gelecek, altta minibüsten inecek, kadın elinde pancarını, elmasını, armudunu üste çıkıp satacak. Rahat, konforlu, hijyenik. Şimdi otoparka soktular şeyi, köylü pazarını. Yahu kardeşim yeri hazır ya. Aldım ya ben, parasını ödedim ya. Tek yapacağınız şey, ya bunun ihale edip bitireceksiniz. 7 yıl oldu. Maalesef minibüs garajını oradan kaldırıp benim hazır aldığım yere götüremediler ya. Beceriksizliğim bu kadar olur. Bu kadar olur. Evet, adres yani, veriyorum yani. Çok soğukkanlıyım. Yani bu zamana kadar onlarca, yüzlerce programa çıktık. Şu an samimi olarak söylüyorum. Şöyle, yer problemi olur. Yani eyvallah, bir itirazım yok. İstimlak edilecek yer yoktur. Belki ben bunların hepsini hazırladım. Belki ya, bu zorluklarla katlanabilir. Eyvallah. İstimlak edilecek yer belki yoktur. İşte belki proje dahilindedir. Eyvallah. Belki hani yok, kısa vadede, orta vadede değil ama uzun vadede proje dahilindedir diyeceğiz ama. Hı-hı. Şu an yeri hazırlamışsınız, almışsınız. Aldım canım. Alınan yerin evet, sadece dediğiniz evet, gibi felişlere düzlettirilip. Ya oraya bir grader gönderip de üzerine çakıl atsalar yetiyor ya. Bu kadar basit ya. Hiç zor bir şey yok ya. Efendim paramız yoktu, bilmem neyimiz yoktu. Bunlar mazeret değil. Bak söylüyorum, basit. Belediyecilik konusunda ihtiyaç olursa bize yardımcı olur musun derseniz hay hay yardımcı olmaya hazırım. Ben sizi eleştirmek için buralarda değilim. Sizi alkışlamak için buralardayım. Ama alkışlatmamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bakınız, adres veriyorum, yer veriyorum. Minibüs garajını orada yıllardır iç içe olmaktan kurtarın bu vatandaşı. Köylü vatandaşlarımızı benim yaptırdığım yine kapalı spor salonunun altındaki otoparka sokuyorsunuz. Ya bunlar reva mı Ünye'ye ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Şimdi Fatsa'mızın bir otogarı yok. Niye yapmıyorsunuz? Yapın bunları, bitirin ya. Bunlar zor işler değil. Bunlar sıradan işler. Bakın, bunlar sıradan işler. Ben Ünye'nin çevre yolu yapılması konusunda da çok gayret sarf ettik. Ünyeliler olarak. Bugün bunları çözebilirsiniz. Neyiniz eksik? Genel Başkan Vekilimiz var, Numan Kurtulmuş var. Bakan Yardımcımız var. Bunu soracağım başkanım. Milletvekilimiz var. Şunumuz eksik olduğu için biz bunu yapamıyoruz diyebilecek ne var? Bunu bana lütfen söyleyin. Bizim bakanımız yok. Bizim genel başkan vekilimiz yok. Bizim milletvekilimiz yok. Bizim büyükşehir belediyesi bizde değil deyip mazeret üretebilecek hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Efendim, senin zamanında dönemin İdris Naim Şahin'in çok güçlüydü, arkandaydı. Bugün de genel başkan vekilimiz var ya kardeşim. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, genel başkandan sonraki genel başkan vekilimiz var ya. Daha güçlü. Daha da ilerisi Sayın Hilmi Güler 552 projesi vardı.
Bırak 500'ünü bir tarafa bıraktık. 50'sini de bir tarafa bıraktık. Ünye'de iki tanesini göremedik. Bir tanesini ben, geçen haftaki program konuğumuz oydu. Başkanım, hakkını evet. Bildirmem. Sayın Cemal Engiyurt'a da aynı şeyi söyledim. Cemal Engiyurt'a vekilim dedi ki projeler, 500'deki proje sözü var dedi. Evet. Ben geçen haftaki projemde, programımızda projeleri tek tek araştırdım. Sadece kaz, orada kaz yetiştiriciliği sözü vermişti. Evet. Onu hayata geçirdi. Yeterli mi bilmem. Eyvallah. Kaz yetiştiriciliği. Fakat vatandaşa diyor ki kazla cücükle bu iş olmaz diyor. Olmaz. Biz proje istiyoruz. Olmaz diyorlar. Kardeş. Bunda, olmaz. Yani, şimdi 150 bir projeyi bulamadık ama o bir proje sözü yerine geldi. Kaz sözü yerine geldi. Şimdi Ünye'ye liman yapacaklardı. Efendim liman büyüyecekti. Konteyner liman olacaktı. Biz uçuyorduk. Şöyle oluyorduk, böyle oluyorduk. Bunların hiçbirisi yok. Yapılmıyor. Bunlardan vazgeçtim. Bizim hazır ettiğimiz kültür sarayını yapamadılar ya. Evet, onu da haber benim 10 yılda bunları bitirdim ben. 7-8 yılda daha kültür sarayını orada demirleri çürütüyorlar. Orada. Onu başaramadılar. Niye biliyor musunuz? Dedim. At bilenin, kılıç kuşananın. Çözüm başkanım. Çözüm. Çözüm şudur. Başta söyledim. Artık o kadar bir hal aldılar ki. Biz yapmasak da millet nasıl olsa bize rey veriyor diyorlar. Evet. Biz yapmasak yapmayalım. Gitmesek gitmeyelim. Kibir olursak kibir olalım. Yukarıdan bakarsak da bakalım. Millet nasıl olsa bize rey veriyor diyorlar. Yani bana göre başka izahatı yok bu işin yani. Yani nasıl çözülecek peki? Gerçi şu... Çözülecek basit. Siyaset yapmıyorum. Ben siyaset evet. Değilim. Şu var. Ordu'nun 20 ilçesi, Altın Ordu ile birlikte 20 ilçesini geziyorum. Evet. Gerçekten bir tıkanmışlık var. Evet. Bakın bu kültür sarayı dediniz, ben haberini de yaptım oraya. Aylarca dedim, orada bir tane çocuk düşebilir. Çünkü göl olmuş, evet. Demirler çürüme noktasına gelmiş. Haberini de yaptık. Şimdi bütün ilçelerimize vakıfız. Yani tıkandı. Şimdi neden tıkandı onu bilmiyorum ama bunun çözümü olmalı. Çünkü çözümü basit. Yok yani hizmet... Çözümü sıfır. Basit. Çözümü çok basit. İlk seçimde vatandaş iyilere destek verecek ve bunun karşılığında da hizmet görecek. Şöyle, AK Parti de 2013'e kadar, 11'e kadar neyse bir sınırı var. Oralara kadar bu memlekete iyi hizmet etti. Ondan sonra işler değişti. Kibirli insanlar işin başına geldi. Ehil olmayan, liyakatlı olmayan insanlar işin başına geldi. Nasıl olsa millet bize rey veriyor. Biz millete yukarıdan baksak da rey veriyor. Hizmet etmezsek de rey veriyor. Duygusuna kapıldılar. Yani bunun sonucu bu. Buradan çıkış basittir. Nedir basit olan? Basit olan güvendiğiniz, tanıdığınız, bildiğiniz insanlara rey verirsek evelallah biz bu işi çok rahat yine aşarız. Başkanım, Ahmet Arpacıoğlu'nun önümüzdeki seçimlerde evet. Bir yani gerisini anladınız siz. Şimdi şöyle derler, süreç nasıl gidecek bakalım derler ama gerçekten samimi olarak soruyorum. Önde yani. Çok soru var çünkü. Başkanım siyasette der, belediye başkanlığı düşünür mü evet. Bünyede? Çünkü yarım kalmış çok işler var derler. Şöyle, rahmetli olduğu Süleyman Demirel'in bir sözü vardır. 24 saat çok uzundur siyasette der. Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Hatta... en son mesajımızı okuyacağım. Yukarıda mesajlarımız var yine. Yarın bıraktıklarınızı tamamlamak size yakışır başkanım demiş. Allah razı olsun. Serkan Er Emiroğlu isimli bir sağ arkadaşımız. Sağ olsun. Hatta eklemiş Ünye'nin en çalışkan başkanı Ahmet Bey'e selamlar olsun diye size de selamlar. Bizden var. De Serkan kardeşime selamlar. Evet, Murat başkanımın yine selamları var. Hava okuyucu dalgıçta iyi yayınlar demiş. Elmas sağ olsun. Allah razı olsun. Tekrar teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar demiş. Başkanım şimdi benim gönlümü acıtan bir konu var. Az önce siz sayarken bu konuyu aslında hep aklımızda da Sayın İdris Naim Şahin bakanlık döneminde öncesinde hı hı. Hatta onun basın ekibinde de birlikte çalışma fırsatım da oldu. Yakinen de tanıma fırsatımız oldu. Ünye'ye gerçekten hizmet aktı o süreçte. Bölgeye aktı otogar, sadece Ünye'ye değil. Sadece Ünye'ye değil. Yok, Ünye'ye konuşuyoruz ya. Hı, ha, evet. Bölgeye aktı. İşte havaalanı da bugün hiç kimse kusura bakmasın. Yani o süreçte tam da sürecin içinde olan biri olarak söylüyorum. Kimse kusura bakmasın, kimse nemalanmaya çalışmasın. Orada evet. İdris Naim Şahin'in payı büyüktür demeyeceğim. Onun payı vardır. Tamamen payı onundur. Şimdi Ünye'de hastane yapıldı. Hatta ben o süreçte
Hastanenin haberini yaptık. Dedik ki bölgede işte sanki özel hastane mi, ne gerek var bu kadar masrafa falan Evet. diye de konuştuk. Ama şimdi gelen noktada hastanede doktor yok. Evet. Benim şimdi yarış hipodromu, Binicilik testi. binicilik testi, Biraz önce onu saymayı unuttum ha, mesela. binicilik testi, otogar, işte hastane gibi büyük çaplı yatırımlar yapıldı ve binicilik testinde de sen İdris Naim Şahin ismi Ben vardı. vermiştim, evet. Siz vermiştiniz. Onun da Dolayısıyla katkısı kim vardır. Evet. hizmet etmişse onun ismin Evet. verilmesi gerekiyordu. Hangi siyaset bunları sildirdi ya da ne gerek vardı o isimlerin Şimdi silinmesine? biraz önce söyledim. Biz büyük adamız. Biz ne dersek o olur diyenler. Bu milletin tabelaları oradan isimleri sildiler ama Ünye Limanı, kulakları çınlasın, Allah uzun ömür versin, Sayın Şükrü Yürür'ün bir eseridir. Ben onun ismini oraya vermiştik. Biz belediye meclisimizde o gün karar almıştık. Binicilik tesisleri, otogar, Sayın İdris Naim Şahin'in ismini verelim ve yaşatalım demiştik. Allah rahmet eylesin kendisine. Rahmetli Refaettin Şahin'in ismini de stada verelim demiştik. Çünkü onun da spora çok emeği vardır, eğitime çok katkısı vardır diye. Bizden sonraki gelen Büyükşehir İdaresi, o büyük adamlar, o büyük adamlar, bu isimlerin tamamını sildirip attılar. Ama milletin gönlünden değil tabii. Orada Tabeladan sildiler. Onlara gücü yetiyordu onların çünkü o zaman. Sonra ne oldu biliyor musunuz bu arkadaşlara? Bu millete rağmen milletin gönlüne girenlerin isimlerini sildirenler maalesef dönemi tamamlayamadan gittiler. Sürelerini dolduramadan gittiler. Bu millete rağmen milleti karşısına alanlar, millete gabadayılık yapanlar, millete kibirlilik yapanlar fazla uzun ömürlü olamaz. Tavsiye ediyorum bugün de arkadaşlarıma. Görünen dağ uzak değildir. Bakın bu arkadaşlarımız dün hep bu milletin biz büyük adamız diyen insanlardı. Bugün ortada olmayanlar, dün biz büyük insanız. Biz ne dersen o olur diyenlerdi. Bakınız ben sizleri seviyorum. Bu duruma düşmenizi istemem. Yine bizim gibi bugün vatandaşın içinde olun. Parkta olun, kahvede olun, yolda olun, lokantada olun. Milletin derdiyle dertlenin. Bu durumlar iyi durumlar değil. Ben buradan uyarıyorum. Yarın sokakta gezemezsiniz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Sayın Hilmi Güler orduya hiç gelmese, bana göre de gelmez. Yaşayabilir mi? Yaşar. Bir tavsiyem daha var değerli vatandaşlarımıza, kabul buyururlarsa. Kendileriyle beraber yaşayacaklara rey versin. Süreleri bitince memleketten, ordudan ayrılacaklara da rey vermeyin. Sizinle beraber yaşayacaklara rey verin. Ki yarın sizin yüzünüze bakmaya çekinirler. Onun için bugün size kibirlik yapamazlar. Çok güzel bir tespit biliyor Yapamazlar. musun başkanım? Yani Gerçekten orduda yaşayanlar yaşayacaklara rey biliyor verin. musun? Ben Evet. bunu tavsiye ediyorum vatandaşlarımıza. Biz bunları çok gördük. Çok yaşadık. Öyle yaparsak biz bu işi çözeriz. Çözeriz yani. Öyle yapalım. Doğru. Gerçekten. Evet. Başka bir mesaj var okuyayım. Ama altın bir öğüttü. Bunu da programdan sonra o kısmı keseceğim. Sayın kıymetli başkanımıza İstanbul Yeni Kapı Fuar alanından selamlar demiş. Burada herkes onu soruyor. Bilgisi olsun başkanım demiş. Hakan Yıldız abimize Sağ ol bizi Hakan Bey kaybettirdi. kardeşime de selamlar Ünye'den. Evet. Başkanım niyetiniz var mı? Yeni Kapı'ya gitmek. Ordu günleri malum başladı. Ordu günlerine inşallah fırsat olursa gideceğiz. Evet. Benim çok özel bir işim vardı onun için katılamadım bugün. Yoksa gönlümüz orada hemşerilerimizle beraber. Buradan da kendilerine selamlar. Giden arkadaşlarımıza da orada iyi vakit geçirmeler Ama diliyoruz. başkanım İyi şikayet diliyoruz. de geliyor. Yöneticiler inşallah bu konuyu dikkate alır. Oradaki esnafların hiçbir tanesi ordulu değil ve fiyatlar çok pahalı diye de mesajlar geldi. Yine Bakınız hatta Ünye'den davulun sesi uzağa tez gidermiş. Bakınız Ünye'den Ahmet Çelen kardeşim sizleri uyarıyor orada. Buna hassasiyet gösterirseniz memnun oluruz. Bir de başkanım Numan Kurtulmuş. Malum Evet. Ünye'nin evladı. Hı-hı. Malum vekil. Evet. Yani genel başkan vekili. Hı-hı. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonraki AK Parti Evet. üzerindeki ikinci isim diyebiliriz. Yani Evet. artık şey oldu.
Binali Evet. Başkan oldu. İki artık Numan Kurtulmuş'un Ünye'ye gerçekten gözle görülür böyle masaya yumruk vurarcasına böyle bir desteği ya da bir yatırımı ya da bir hani şey oldu mu? Az önce İdris Naim Şahin'i saydık. Evet. Dedik evet. Binicilik tesisi, otogar, işte hastane konusu, havaalanı konusu, Çevre çevre yolu. yolu konusu falan. Hani Numan Kurtulmuş'u da hem bir anmak hem bir teşekkür etmek isteriz. Şimdi hepsi bizim değerlerimiz, hepsi Eyvallah. bizim siyasetçilerimiz. Biraz önce dikkat ederseniz ben Ünye'ye hizmet edenlerin dedim ismini işte biz bir tanesini limana vermek istemiştik, otogara vermek istemiştik, stada vermek istemiştik gibi saymaya başladım. Keşke bunun arasına Numan Bey'i de katabilseydik. Katmayı biz çok isterdik. Numan Bey'in ismini de yaşatmak isterdik. Ama şöyle bir şey var. Biz Numan Bey Ordulu diyoruz, Ünyeli diyoruz. Ama Numan Bey çıkıp da ben hiç Orduluyum, Ünyeliyim dediğine ben rastlamadım. Bunu bir tarafa geçtik. Bunu hiç hissetmedik biz. Daha ileri gidiyorum. Bunun yansımasını hizmet olarak görmedik biz. Görmek isterdik. Şimdi ben burada biraz önce saydığım gibi bu da Numan Bey'in katkısı, burada da Mesela Numan ne Bey'in güzel. eseri demeyi çok arzu ederdim. Evet, mesela Şükrü Yürür dediniz. Şükrü Yürür dedim, İşte Refahettin Şahin Refahettin dedim, Şahin. İdris Naim Şahin Evet. dedim. Bak Eyüp Fatsa'yı bile sayabilirim. Eyüp Fatsa'yı bile sayabilirim. Bu hizmet edenlerin arasında Ünye özelinde. Ordu milletvekilidir. Onun ismini bile sayabilirim. Ama bunun dışında isim saymak mümkün değil. Numan Bey'i de biz burada ben övgüyle anmak isterdim. İyi şeyler söylemek isterdim. Ama Kültür Bakanı'ydı. Ünyemizde bir kültür sitesi eksikliğimiz hala devam ediyor. Bakandı, biz hiçbir bakanlığından hissetmedik. Keşke hissedebilseydik. Bunu yaşamak isterdik, yaşatmak isterdik, anlatmak isterdik saatlerce, konuşmak isterdik. Ama biz bunları hiçbirini görmedik. Ünye'ye benim hadi siyasi olduğumu düşünün. Ünye'ye şöyle bir mikrofon tutun. Numan Bey'in Ünye'de hangi eseri var diye bir sorun lütfen. Ben eğer vatandaşımız derse ki şuraya şunu yaptı derse ben çıkıp kendisinden özür dileyeceğim. Efendim ben atlamışım diyeceğim. Buradan da açık olarak ilan edeceğim. Ben 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Ondan sonra da Ünye'de mali müşavirlik yapıyorum. Yine siyasetin bir tarafında varım. Ben böyle bir şeye şahit olmadım. Olduysam buyurun canlı yayına bağlansınlar, size de bilgi Evet, versinler. zaten cevap hakkı da var. Ben Sayın Numan Bey'e de bir şekilde ulaştıracağım. Çünkü Ordu'da bir Ordu, Altın Ordu'da bir program yaptık. Şöyle dedim ki 20 kişiye Numan Kurtulmuş'u soracağım. Evet. Tarafsız olarak 20 kişinin cümlelerini aynı şekilde ekrana vereceğiz dedik. Başkanım samimi olarak söylüyorum. Bir tane arkadaşımız AK Partili olduğunu ifade etti. Ordunun bir değeridir dedi, hizmetini görmedim dedi. Biz Eyvallah. kendisine saygı Eyvallah. duyuyoruz dedi. Eyvallah. Eyvallah. Onun haricindeki 19 arkadaşımızın hepsi Numan Kurtulmuş'un sadece orduda gereksiz olarak üstün vardır ifadesini kullandı. Bu da beni üzdü. Eyvallah. Çünkü Eyvallah ben ya. dediği Biz de zamanlar, bizi de üzer evet yani. çünkü şöyle Genel Başkanım vekilinin ordu olması bir şans iken, Eyvallah. Ünyeli olması, Ünye üzerinde daha büyük bir şans iken vatandaşın isminin hiçbir şekilde geçerliliği yoktur demesi de açıkçası bizi üzdü. Yine başkanım az önceki sorularımızdan bir tanesi gelmiş. Sayın başkanım, siyasette girmiş olduğunuz yeni yolda başarılar diliyoruz. Bursa'dan saygılar, selamlar ediyorum. Gelecek seçimde Ordu Büyükşehir veya Ünye Belediye Başkanlığından aday olarak tekrar sizi görebilecek miyiz? Saygılar, selamlar demiş Saadettin Karagöz Allah isimli razı olsun. Çok teşekkür arkadaşımız. ediyorum kendisine. Cevabını başkanım az önce yuvarlak da olsa verdi. Siyasette 24 saat uzun bir zamandır diyerek Evet. geçiştirdi mi diyelim başkanım, inşallah bunu zamanı gelecek göreceğiz. İyi yayınlar. Ünye Erkek Kuaförlüğü olarak her zaman yanınızdayız sayın başkanım. Her şeyi biz her şeyi sizlerle yaşadık. Gene de yaşamak isteriz Allah demiş. razı olsun. Yusuf Akyol Allah kuaför razı olsun. Oto Akyol Teşekkür ediyorum. ismiyle göndermiş. Ali Doğan da siz hizmeti aldınız Erdoğan sayesinde başkanlık yaptınız demiş. Eyvallah. İdris Doğan da Numan Kurtulmuş orduya Ünye'ye bir çivi bile çakmamıştır demiş. Şimdi keşke bunları dememiş olsaydı arkadaşlarımız. Ya keşke ben de Hepsi şimdi burada anlatmak isterdim. yani Numan Kurtulmuş'un burada keşke projelerini saymış olsaydı. Eyvallah, eyvallah. Mesela Şükrü Yürür'ün işte liman projesini, işte Refahettin Refahettin Şahin'in Şahin'in üniversite üniversite fakülte evet.
Keşke onun ismine saysaydık. Selam hayırlı yayınlar Ahmet Bey kardeşim ve Sayın Ahmet Başkanımıza da selamlar. Yolu açık olsun. Sanata dair projelerini duymak isteriz demiş. Eyvallah. Sanatla Geçmişte ilgili. Biz bu konuda çok önemli çalışmalar yaptık. Evet. İlker Şorbacı. Evet. Sağ olsun size. Kardeşime. Biz geçmişte bu tür çalışmalarımızı çok yaptık. İnşallah önümüzdeki dönem iyilerin iktidarında bunlar çok genişletilmiş olarak yapılacaktır diye ümit ediyorum ve inanıyorum. Evet, İlker Çorbacı'ya hem selam gönderiyoruz hem de Ahmet Başkanım iyilerin dönemi geldiği zaman diyor inşallah bünyede sanatı da artık konuşacağız diyor. Evet inşallah. Geçen hafta İlker Çorbacı'yla çok üzülerek söylüyorum başkanım. Sanatın geldiği noktayı konuştuk. Evet. Ordu'da Büyükşehir Temizlik Daire Başkanı'nın önünde çok güzel bir stand açmıştı. Çok güzel bir sergi açmıştı İlker Çorbacı. Hı hı. Geri dönüşümlerden, yani tabiri caizse çöplerden, yani çöp olacak ürünleri çöpe atmamış ve onlardan sanat eserleri meydana getirmiş. Tabii, çok önemli bir çok şey. Çok önemli, çok güzel bir şey. Yani dünyada eşi benzer olmayan bir şey. Yani, maşallah. Hatta marka şehirden konuşacak olursak, hani tam da tutulup böyle eyvallah, marka kent eyvallah oluşabilecek bir yapıydı. Yapıdan yakalamış İlker Çorbacı. Çok değerli bir iş çıkarmış. Yani eyvallah. 6 ayın, 1 yılını, 2 yılını alabilecek eserler meydana koymuş. Ve şunu sordum. Belediye olarak veya valilik olarak veya işte şehrin yöneticiler olarak ne kadar rağbet gördünüz? Yani ne kadar değer gördü bu eser? Çünkü başkanım hani bütün sanata saygımız var. Hepsi bizim için değerli. İşte resim, heykel vesaire ama bu başka bir şey. Bu çok önemli bir şey bence. Sanatın önünde başka bir şey. Eyvallah. Yani, bir ürünü çöpe atmıyorsunuz, ondan eser meydana getiriyorsunuz. Çok önemli bir şey, çok önemserim. Ne kadar dedim karşılık buldu, hiç karşılık bulmadı. Bu bizi üzdü biliyor musunuz? Evet. Yani İlker Hocama da... Yani bunu tabii takdir ederken şunu da ilave etmek isterim. Mesela benim dönemimde Ünye Şehir Tiyatrosu vardı. Biz Ünye Şehir Tiyatrosu kurmuştuk Ünye'de. Bugün yok. Benim zamanımda neler olduğunu ve bugün olmayanları şimdi saymaya başlarsam... Ayrı bir program yapılması gerekir. Bak hemen aklıma geldiği için söyledim. Bizim şehir tiyatromuz vardı Ünye'de. Evet. Çok değerli arkadaşlarımız yetişmeye çalışıyordu. Yetiştirmeye, yani çok da güzel ben eserler. O tiyatroda iki tane perde açıldı yani önünde. Çok da güzel. Ha, çok değil mi? Siz de şahit yani, oldunuz. Yani, ve arkadaşlarımız çok ciddi mücadele ettiler. Evet. Katkı sağladılar sağ olsunlar. Evet. Biz çok önemli şeyler yapmaya taliptik. Yapmıştık da, başarmıştık da. Evet. Ama bugün maalesef onlardan hiçbir eser ortada yok. Keşke bu da bizi üzüyor. Tabii. İdris Doğan da Ünye'ye şükrü yürür. İdris Naim Şahin hizmet yapmıştır. Sayın Ahmet Arpacıoğlu bu Ünye için çok büyük hizmetleri vardır. Kendinize teşekkür ederim. Benim, Allah razı olsun. Yine bir dostumuz Sima. Hayırlı yayınlar dilerim. Her zaman iyi şeyler duydum başkanımla alakalı demiş. Halk sizi seviyor başkanım demiş. Murat Berke Özkaya Üstad'ın iyi yayınlar dileklerini göndermişler sizin için. Başkanım çok geldi. Başkanlık düşünüyor musunuz Ünye'de? Biraz daha hani toparlar cevap almasak. Böyle biraz daha vatandaş açık bir cevap bekliyor. Şimdi şöyle. Gönlünüzde Ünye'ye hizmet etmek var mı hala? Yani şöyle. Yoksa ben yoruldum artık çekiliyor mu diyorum. Şöyle diyelim. Hizmet etmek illa bir makamda da olmayı gerektirmiyor. Yani makamda olmazsanız da hizmet edersiniz. Biraz önce söyledim. Büyük şehir dedim. Eğer bu konularda bilgi isterse, bazı şeyleri görmek isterse ben hazırım dedim. Benim 10 yıl belediyecilik hayatım var, siyasi hayatım var. Ordu Büyükşehir'e yardımcı olabilecek kapasitem var. Onlara yardımcı olmaya hazırım. Yardımcı olabilirim. Sizlere alkışlamak isteriz. Alkışlamak isterim sizleri. Ünye olarak da alkışlamak isteriz. Sizlere alkışlatacak şeylerimiz var. Söyleriz bunları size. Yapın, alkışlayalım. Yani illa bir makamda olmaya gerek yok. Eğer arkadaşlarım da isterlerse onlara da yardımcı olurum. Hizmet etmek için belediye başkanı olmak, milletvekili olmak gerekmiyor. Yani işte siz de bir hizmet ediyorsunuz. Biz de hizmet edenlere hizmet etmeyi de uygun buluruz. Nasip, yani bu şeyler hep nasip. Önce hak, sonra halk takdir edecek, nasip edecek. Bize hamdolsun Allah 10 yıl Ünye gibi bir ilçeye hizmet etme fırsatı verdi. Halk da takdir etti. Ben hamd ediyorum. Vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ama iyi şeyler yapılmasını, tabii iyilerin iyi şeyler yapacağına da inanıyorum. Bakınız burada bir ayrıntı söyleyeyim.
Bir Musavat Dervişoğlu bugün İyi Parti Grup Başkan Vekili. Milliyetçi, demokrat, vatanını, milletini seven bir insan. Düşünün bu insanın işin başına geldiğini. Geçmişte biz bunları gördük. Sayın İdris Naim Şahin'i gördük. İşte böyle risk alarak. Risk almadan da hizmet edemezsiniz. Bugünkü idarecilere söylüyorum. Risk almadan hizmet edemezsiniz. Risk alın, korkmayın. Buradan bir şey geçmediyse korkmayın. Bak ben söylüyorum. Ben hala Ünyespor'da yargılandım. Spor kulüplerinden yargılandım. Bunları bugün de hala fakirlere yardım ettiğim için yargılanıyorum. Bunlar benim şeref madalyam olur. Bunlar da şeref duyarım. Onu açabiliriz. Tabii açarız. Tabii tabii, hiçbir mahsuru yok. Bu arada Sayın Başkanım, sizleri vekil olarak görmek isteriz. Mesajını da ileteyim dedim. Allah razı olsun. Şimdi şöyle, ben garip kurabaya, dün mesela beni çok mutlu eden bir hatıramı anlatayım. Bundan sonra müsaade ederseniz tabii, bu konuya gidelim. Önceki gün büroma giderken bir yaşlı hanımefendi gördü beni. Ya sizi görmekten çok mutlu oldum, çok uzun zamandır görmemiştim. Hele bir torunum var, sizin için can atıyor dedi. Neden dedim? İşte bir gün yolda gezerken onu görmüşüm ben. Eğilmişim, onu sevmişim falan. O gün bir ihtiyacı varmış, onu gidermişim. Ben hatırlamıyorum. İşte çok güzel şeyler söyledi, çok mutlu ettim. Bunu parayla söyletemezsiniz insanlara. Şimdi ben halk günleri yapardım. Özellikle çarşamba günü günleri, halk günleri yapardım. Bu ihtiyaç sahipleriyle direkt kendim ilgilenirdim. Direkt kendim ilgilenirdim. Belediye sporda top oynayan çocuklara yardımcı oldum diye. Sonra mahkemelik oldum. Ünye'de davayı kazandım. Sonra İdris Bey'in yanında gezmeye başladıktan sonra istinafa gitti konu. İstinaf davayı bozdu. Sen misin fakirlere yardım eden? Şimdi Yargıtay'da. Allah'ım. Evet. Üniversite harçlarını yatırdım çocukların. Belediye sporda top oynayan çocukların. Zabıta araştırmış, fakir demiş. Muhtar fakir demiş. Bana inanmamış devlet, polise de araştırmış. Polis de fakir demiş. 200 lira, 50 lira, 500 lira, 300 lira, 50 lira yardım etmişim. İhtiyaç sahiplerine. Bundan dolayı mahkemedeyim. Bundan, bu benim şeref madalyam olur. Şeref duyarım bundan. Yarın bir yere gelirsem yine yardım ederim ben. Ben bu fakir, fukaranın, garip kurabanın dün yanındaydım. Yarın yine yanında olurum. Bundan hiç endişe etmem. Bu yargılanmak da bana şeref madalyası olarak kabul ederim. İnşallah öyle olacak. Bundan da hiç endişe etmem, korkmam yani. Başkanım, zaman zaman mesela görüyoruz ki İlker Çorbacı da güzel temeller için teşekkür etmiş. Ses konusunda Alev Hanım bir bakarsak dedim. Başkanım, bu yaptığınız hizmetleri unutmadık, unutmayacağız ve sizi yine başta görmekten mutluluk duyacağız demiş Saadettin Karagöz isimli ağabeyimiz. Teşekkür ediyorum. Yine İdris Doğan, sizi Sayın Başkanım, sizleri vekil olarak da görmek isteriz diye de mesajları var. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Tabii siz belki bunu söylemek için erken diye düşünebilirsiniz de. Bence Ahmet Arpacıoğlu'na samimi olarak söylüyorum. Ben olarak da söylüyorum. Buyurun. Çünkü siyasi geçmişinizden, tecrübenizden şehri tanıyorsunuz. Yani şehirde bir karşılığınız da var. Yani şimdi herkes şehri tanıyabilir ama şimdi eski dönem belediye başkanları özellikle halkla çatışmalarından veya olumsuzluklarından dolayı ekranlara çıkmama gibi durumları da evet, olabilir. Biliyorum, biliyorum. Ama siz çıktınız. Ben canlı yok. Yayında risktir başkanım. Tabii, ayrı biliyorum, biliyorum, biliyorum. Ya şimdi, benim vatandaşta hiçbir problemim yani, olmaz. Şimdi bir arkadaşımız küfür yazabilir, şey olabilir, olumsuz bir ama şey yazabilir ama ya. Gördünüz, biz ortadayız. Eyvallah, yani, hiçbir problem. Yazılanları değiştirmiyoruz, yazılanları okuyoruz size. Şimdi bir risktir yani canlı yayında halkın karşısına çıkmak. Yani ben caddeye çıkarım, yürürüm. Dür yani bunun Türkçesi. Şimdi bakıyoruz siyasi geçmişinizde olumsuz herhangi bir durum yok. Şehri tanıyorsunuz. Bir de şehrin eksiklerini biliyorsunuz. Mesela az önce minibüs durağının çözümünü... Evet yani. İşte ne yapılırsa çözüm olur. Bak yani, bisiklet yolu yaptılar Ünye'ye, yanlış yaptılar. Yeri orası değildi. Yerini söyleyeyim. Yeri benim Çamlık aynı kol arasına yaptığım yürüyüş yolunun devamıdır yeri. Doğru yeri orasıdır. Oraya yapın. Hiç problem yaşamazsınız.
Burası şehrin en fazla yoğun olarak özellikle yaz aylarında vatandaşın sahil olarak bildiği ve kullandığı, gezi alanı olarak düşündüğü yerdir. Burada bisikletle gençleri gezdiremezseniz, gezdirirseniz ne olur? Ya çok olaylar olur, gereksiz şeyler olur. Evet, ben yer veriyorum. Bir olur. Kolu kırıldı geçen hafta. Olur bunlar. Hatta daha ilerisi için inşallah yaşanmaz. Biz vehim yapmış oluruz inşallah, evet. Bunlar yaşanmaz. Evet. Ben yeri söylüyorum. Çamlık aynı kol arası. Ben yürüyüş yolu yapmıştım oraya. O gün çok zor şartlarda karşı çıkanlar olmuştu. Şikayet ettiler bizi. Buraya bu yolu yapma diye. Birçok konu var da şimdi bu şikayet içine girersek. Meydanı da ben zorla yaptım. Atatürk Parkı'nı da zorla yaptım. Yerini söylüyorum. Bisiklet yolunun yeri Çamlık aynı kol arasına benim yaptığım yürüyüş yolunun devamıdır. Gidin oraya yapın ya. Zor değil bu. Buralarda vatandaşla karşı karşıya gelmeyin. Ünye'ye zaten bir hizmet yaptım diye övünüyorsunuz ve tepki alıyorsunuz. Bunlara gerek yok. Yerini söylüyorum, adresini söylüyorum ya, basit. Bunlar basit şeyler. Bilmiyorsanız ben yardımcı olmaya hazırım. Ben söylerim ya. Ben söyleyeyim yeri. Bak bunların hepsini söylüyorum. Kamyon ve tır parkı yerini aldım. Otogarın arkasında. Çakıl dökün yeter. Çakıl dökün yeter. Gerisini biz hallettik. Minibüs garajı yerini aldım. Beton dökün yap. Borcumuz bu kadar. Da yok. Parası bu da hiçbir şey. Problem yok. Bunların hepsini ben hazır ettim. Evet. Şimdi onu söylüyorduk başkanım. Şehri tanıyorsunuz, bölgeyi tanıyorsunuz. İşte Ünye'yi, Çaybaşı'nı, Çatal, işte İlköz'i, bölgeyi tanırım ben. Bilirim. Mesela Fatsa'nın problemini de biliyorsunuz. Bilirim. Şimdi halkın tercüman olarak şunu söylüyor arkadaşlar. Ahmet Arpacıoğlu'na milletvekilliği yakışır diyorlar. Siz evet. Ne dersiniz bu konuda? Bence de yakışır. Şahsım adına söylüyorum. Allah razı olsunlar. Tabii bizi buralara yakıştırılıyor olmamız bana bir mutluluk verir, moral verir, güç verir. İnsanlar bunu duymak ister. Bunlar kötü şeyler değil. Güzel şey bunlar. Evet. Ama Allah ne gösterir? Nasip her şeyi nasip. Önce Allah hak nasip edecek. Evet. Bizim istememiz yetmez. Az önce söylemiştiniz ya başkanım. Başkanım diyor, o güzelim yeşilliği ve ağaçları da mahvettiler demiş Serkan Emiroğlu. Ünye'yi Ünye yapan Sayın Ahmet Arpacıoğlu, mesajlar çok geldiği için başkanım bazılarını atlayabiliyorum. Estağfurullah. Özür diliyorum sizin nezdinizde. Ünye'yi Ünye yapan Sayın Ahmet Arpacıoğlu'dur. Ondan sonra gelenler Ünye'yi köstebek yuvası, Ünye sanki bir dağ köyüne döndü demiş. İbrahim Demir de bizim tarafımızdan çok seviyorsun başkanım, saygılar sunuyorum sana. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Şahin, size siyaset yakışıyor. İyi bir yolda siyasete devam etme kararınızı memnuniyetle karşılıyorum başkanım demiş Mustafa teşekkür Şahin. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey'e. Serkan Emiroğlu da yolun karşı kaldırımına yapabilirlerdi bisiklet yolunu. Böylelikle iki kaldırım değerlendirmiş olurdu demiş Serkan Emiroğlu. Eyvallah, görüştür. Soner Cırınlıoğlu, senin kıymetini Ünye'li bilemedi Sayın Başkanım diye de ekleme sağ yapmış. Olsun. Şimdi başkanım, gerçekten az önce ifade ettiğimiz gibi canlı yayın risktir. Yani özellikle geçmiş dönem hizmet etmiş, özellikle belediyede hizmet etmiş, özellikle küçük, yani Ünye, Ordu, işte evet. Kasa küçük şehirlerdir. Bu şehirlerde hizmet etmiş başkanların ekrana çıkması, canlı yayına çıkması risktir. Siz az önce sorduğum soruyu yineliyorum. Ne yaptınız? Yani gönül kazandınız, tamam, amenna. Yani o süreci ben yakından takip edemedim. Yani belediye başkanı döneminde hizmetin dışında ne yaptınız? Şimdi hizmet bellidir, evet. İşte su yaptınız, işte yol yaptınız, işte gerekli işlemleri yaptınız. Yani bunları yapmakla halkına girilmiyor. Gönül alacaksınız, yani. Gönül alacaksınız. Mesela bir önemli bir ayrıntı söyleyeyim müsaade ederseniz burada. Büyükşehir'in, yani bu sorunuza tekrar cevap vereceğim, tekrar geleceğim de. Çok önemli bir büyükşehir adına bugün adliye ile stadın arasını bir yaya gezin. Büyükşehir yetkilileri. Gezmiyorsanız bir zabıta gönderin, gezdirin. 2. 15 Temmuz'un etrafını zaman zaman bir dolaşın. 3. Meydanın, kaymakamlığın arka tarafından arada bir geçin, yaya geçin. Oradan geçebiliyor musunuz? Bir bakın. Ünye'nin birçok yeri trafik kaosu, karmaşası haline geldi. Ya bir otoparklar bomboş. Ya bunları bir denetleyin ya. İnsan karşıdan karşıya geçemiyor. Mesela ben özellikle kapalı spor salonunun altına park ediyorum aracımı. Oraya kapalı spor salonunun parka giremiyorum. Önüne araçlar park ediyorlar. İşte yarın gelin bakın yani. Bu gizli kapaklı falan değil.
büyükşehir yetkilileri, buralarda gezin, görün, buralarda dolaşın. Dolaşamadığınız, bilmediğiniz yere hizmet edemezsiniz. Yani şimdi gelelim, niye bu teveccühü bugün görüyorum? İşte bu yüzden görüyorum. Cevabını zaten İşte bu yüzden belirtmesin. Görüyorum. Gece gündüz geziyorum. Gezin yani, gece gezin, yatmayın ya. Odanızdan dışarı çıkın. Gece gezin. Mesela ben biraz önce farkında olmayarak söyledim. Harmandüzü mezarlığının yanından dedim, gece geçerken tır araçlarının park ettiğini görüyordum. Araçların gece insanların neler yaptığını, nasıl dolaştığını görüyordum. Bunu başkasının söylemesiyle yapamazsınız, başarılı olamazsınız. Bakınız, kendiniz gezeceksiniz. Ey Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hilmi Güler, gezmezseniz olmaz. Olursa bu kadar olur, böyle olur. 3 araba geçesilik yoldan tek araba geçemez. Müftülük binasının olduğu yerden, bakın söylüyorum, yer veriyorum. 3 araç geçesilik geniş bir yol ama tek arabayla geçemiyoruz. Niye? Bir tarafına vatandaş arabasını çekiyor, öbür tarafa da arabasını çekiyor. Tek yön gibi oluyor, Niksar Caddesi gibi oluyor, felaket. İşte şehir bir trafik karmaşası haline geldi. Bunları uzaktan kumanda, arada bir gezin, gece gündüz gezin. Görün bunları, müdahale edin. Basit, çok basit bunlar, zor şeyler değil. Para pul istemez bunlar. Bunlar ama bir şey ister. Bunlar gönül ister. Bunlar sevgi ister. Bunlar aşk ister. Bunları milleti sevmek ister. Bunları oturduğunuz yerden yapamazsınız. Belki biraz zor şey söylüyorum. Keyfinizi bozuyorum ama yapamazsınız, başarılı olamazsınız. Bakın söylüyorum size. Anahtarı bu işin anahtarı bende. Ben söylüyorum. Başkanım, zaten söylenecek başka da bir şey kalmadı. Hatta çok, çok güzel mesajlar geliyor başkanım. Aradan işte, başkanım tekrar aktif siyasete dönme kararınıza ayrıca çok sevindik ve destekliyoruz. Umarım tekrar gerek Ünye gerekse Ordu Büyükşehir'e başkan olarak kazanmanız nasip olur. 15 yıllık reklam arasını bitir başkanım. Biz yine sizi izlemek istiyoruz demiş İbrahim Özgüray. Allah razı olsun abimiz. Sevgili kardeşim. Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. Başkanım, saatlerce otursak. Evet. Bir de şöyle bir şey, daha önce programa konuk alınacağı zaman işte konuk şunu der, açık söyleyeyim. Yani, evet, yok. Konuk tamam. Şunu der, bana ne soracaksın? Eyvallah. Sorular verilir, işte cevaplar alınır. Bu böyledir başkanım. Evet. Yani evet. İşte ne konuşulacak, şunu sor, bunu sormalar yapılır falanlar yapılır. Evet. Bunlar olur. Duyardım, ben de duyardım. Samimiyetimle söylüyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum ki izleyiciler bize inanıyor. Evet. Hiçbir şekilde başkanım bir iletişime geçmedik. Evet, yok, hayır. Şunları konuşuruz hayır, demedik. Hayır, hiçbir hayır. Şey konuşuruz demedik. Ama evet. Burada konuşmaktan saatlerce konuşsak konuşabiliyoruz. Bunu görmüş olduk. Çünkü Ünye'nin problemi belli, Ordu'nun problemi belli, ülkenin problemi belli. Evet. Şimdi ülke demişken ülkeyle konuşalım. Evet. Sonra vedalaşalım istedim. Buyurun. Ama en önemli konu aslında ülkemiz. Ülkemizi nasıl görüyorsunuz başkanım? Ülke gündemini, ekonomiyi, yarını nasıl evet. Görüyorsunuz? Bir değerlendirin. Şimdi tabii gençlerimizin yapılan araştırmalardan hareket edersek, gençlerimizin büyük kısmı Türkiye'de yaşamak istemiyor. Yurt dışında yaşamak istiyor. Yurt dışında da nerede yaşamak istiyor? Bakınız söyleyeyim. Kimse ben Arabistan'a gitmek istiyorum demiyor. Kimse ben Katar'a gitmek istiyorum demiyor. Evet. Kimse ben Orta Doğu ülkesine gidip de orada yaşamak istiyorum demiyor. Nerede diyor millet? Gençler nerede diyor? Almanya'da diyor. Amerika'da diyor, Fransa'da diyor, İngiltere'de diyor. Keşke gençlerimiz bunu demese. Evet. Gençlerimiz, biz çok güzel bir ülkemiz var, güvenimiz var, biz büyük bir milletimiz var. Biz bu büyük millete hizmet etmek istiyoruz deseler keşke. Evet. Keşke bunu dedirtebilsek. Ama dedirtememişiz. Demek ki bizde bir eksiklik var, bir problemimiz var. İki, bir ekonomik problemimiz var. İşte evdeki Ayşe teyzem, Fatma yengem, Emine halam şunu biliyor artık. Artık mutfak bir yangın yeri oldu. Basit ayçiçek yağı, işte geçen sene şu fiyat, bugün bu fiyat. 2002'de asgari ücret 14 çeyrek altın alıyormuş. 14 çeyrek altın. Bugün çeyrek altın kaç lira biliyor musun? 900 küsür herhalde. 900 lira diyelim. Asgari ücret 2825 lira. 3 çeyrek altın alabiliyor bugün. Eskiden düğünlere biz çok yakınlarımıza
çeyrek altın hediye götürürdük. Değerli hemşehrilerim biliyorlar. Yakınlarımıza, yakın görüştüğümüz dostlarımıza çeyrek altın götürürdük. Bundan da çok sıkılmadan götürürdük, rahat götürürdük. Şimdi götürebiliyor muyuz? Götüremiyoruz. Gram altına döndük. Gram altını da artık almakta zorlanmaya başladık. Evimize bugün bir arkadaşıma rastladım buraya gelirken. Niksar Caddesi üzerine yeni bir iş yeri açıldı. Dedi ki burada pirinç geçen hafta 6 liraydı, şimdi 8,5 lira olmuş dedi. Bugün biraz önce daha. Öyleyse bir ormanda aslan, tavşan hepsi bir tarafa doğru koşuyorsa ormanda yangın var demektir. Hepsi kaçıyorsa. Nokta. Yangın var demektir. Evet, evet. Ekonomimiz çok kötüdür. Evet, evet. Düzeltilmeye ihtiyaç vardır. Bir, düzeltilmesi için adalete ve güvene ihtiyaç vardır. Şimdi ben biraz önce söyledim. Ben fakirlere yardım ettiğim için yargılanıyorum dedim. Ama bu memlekette 15 Temmuz gibi yerleri 3 dükkana verenler, Uniport gibi iş yerlerini Sayıştay raporuyla belli olanlar, Danıştay yargılamayın dedi. Yargılanmıyorlar. Bu bizim bildiklerimiz. Yani adalet çok önemli. Adalet olması lazım. Eğer adalet olmazsa bunlar devam eder. Ekonomimiz çok kötü. Ekonomimizin bir an önce düzeltilmesi lazım. Nereden biliyorsun? Sokaktan biliyorum. İşte az önce örnek verdim. İsim de verebilirim. Burada doğru olmaz açıklamak. Yoksa veririm. Pirinç şu fiyat olmuş. Tereyağı bu fiyat olmuş. Zeytinyağı bu fiyat olmuş. O bu fiyat olmuş. Bu fiyat olmuş. Bir ekonomik kriz var. Bunun çözülmesi lazım. Çözülmese bunun sıkıntılarını hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Artık biz bunlarla beraber yaşamak mecburiyetinde değiliz. Bunlar kader değil. Geçmişte biz çok rahat işler de yaptık. Bunları gördük. Bu millet biliyor bunları. Biz bunları artık daha yaşamak istemiyoruz. Bir an önce bu kaostan, bu krizden, bu ekonomik yapıdan, bu kibirli yapıdan derhal kurtulmak istiyoruz. Buna çözüm bulmak istiyoruz. Çözmek istiyoruz, rahat yaşamak istiyoruz. Peki çözüm yakın gözüküyor mu başkanım? Yani çözülür mü? Ben şunu iddia ediyorum. Çözülür. Ben diyorum ki Türkiye diyorum bu tahribatı çözmesi için bir 30-40 yıla ihtiyaç var. Şöyle söyleyeyim, bakınız ben kendimden örnek vereyim. Benim devraldığım belediye 2004 yılında, değerli çalışanlardan beni izleyenler varsa, o günü yaşayan değerli hemşehrilerimden izleyenler varsa hatırlayacaklar. Ben gelmeden önce işçilerin maaşı ödenemiyordu. Belediyeye kimse esnaf mal vermiyordu. Belediye işçilerinin ikramiye borçları vardı. Konut edindirme yardım alacakları vardı. Bir güvensizlik hakimdi. Ben gittim. 3 ay sonra biz maaş kartı çıkarttık. Bankadan maaş alacaksınız dedim. Ayrıntılarına girmiyorum. Çok uzar konu. Ondan sonra belediye benim olduğum yerde para problemi olmaz dedim. Hatta sendikada arkadaşlarım, işçi arkadaşlarıma konuşma yapıyordum. Arkadaşlar benim olduğum yerde para problemi olmaz. Ayın 15'inde saat 12'de hesabınızda maaşlarınız hazır olacak dedim. Ama o zaman bana haklı olarak arkadaşlarım inanamadı. Ya bu dahi mi yani? Sallıyor yani, bu da siyasetçi işte, atıyor falan dediler. İşte gittik 3 ay sonra dediğimizi yaptık. Bu işlerin de reçetesi bellidir. İşi bilen, liyakatlı insanları işin başına getirirsek biz bu işleri çözeriz. Yani çok uzun bir zamana net ihtiyacımız yok, olmaz diyorsunuz. Yok, bir defa önce güven tesis edilecek. Evet. Ben size güvenirsem, yapacağınıza inanırsam artık sizi daha rahat çalışma fırsatı bulursunuz. Ama insanlar artık bu tür yerlere gelenleri yolsuzlukla, hırsızlıkla anılmaya başlandı. Kibirle görülmeye başlandı. Güven kaybı yaşandı. Yaşanıyordu, hala bu devam ediyor. Erozyon bu. Yani bu devam ediyor. Bunun çözümü çok basittir. Liyakatlı, işi bilen insanların iş başına gelmesiyle bu iş çözülür. Hiçbir hemşehrim endişe etmesin. Bu işler çözülür. Zor işler değil bu işler. Biz bu işleri geçmişte çözdük. Yine çözülür. Hiç endişe etmeyin. Evet. Başkanım, aslında mesajlar ama sizin de zamanınızı alıyoruz. Mesajları okumak durumundayız. Buyurun. İzleyiciye de tabii, çünkü buyurun. Değer vermek durumundayız. Sizi de hem dinlendirmiş olalım dedik.
Hatice Hanım, sevgili dostumuz demiş ki Ahmet Bey bir haftada Ünye'nin şimdiki belediye başkanına konuk alır mısınız demiş. Ünye Feyzi Çakmak Mahallesi şimdiki pazar yerini ve mahalle arasındaki yolları konuşalım demiş. Gelir mi bilmem. Davet edelim tekrar. Sayın Başkan, davetlisiniz. Evet. İbrahim Özgüray, bizi yönetenler halen Ünye'nin önceliklerini görmüyorlar, duymuyorlar, bilmiyorlar. Halkın önceliği değil, kendi öncelikleri onlar için önemli oldu. Ne gerek var sahil yolunu bozmaya? Oraya harcanacak para ile Tabakhane Irmak yolunun yarım kalan kısmı tamamlanamaz mıydı? Buyurun, buyurun, buyurun işte, Evet. buyurun. Bu kadar basit. Başkanım, Bak güzel kardeşim nasıl size tavsiyede evet. bulunuyor. Kimse seçmenle alay etmesin. Seçmen biliyor, Eyvallah. seçmen Biliyor. İşte kulağında. bak vatandaşımız Evet. nasıl biliyor. Yani artık dediğiniz gibi ceketimizi koysak kazanılır. Dönemi geçmiştir. Evet. Çünkü seçmen bilinçli. Evet. Remzi Okuyucu demiş ki Hamidiye Mahallesi'nin yolları çok berbat. İnşallah siz demiş kazanır da yaparsınız diye temennisi olmuş. Yunus Kapısız, Sağ olsun. Ünye'nin onursal başkanı Sayın Arpacıoğlu'na çok selam ve sevgilerimi sunarım. Ve tabii ki Sayın Moderatörümüz Ahmet Çelenk Bey size de kolay gelsin. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Millet her şeyi biliyor. Önüne sandık geldiğinde herkes gerekeni yapacak inşallah. Ahmet Başkanımızı seviyoruz. Yolu açık olsun. Adam gibi adamdır. Ne Allah razı korumayla olsun. gezmiştir ne de makam aracıyla. Halkıyla sohbet ede ede yürümüştür. Bu Ünye'nin sokaklarında adamdır adam demiş. Allah razı olsun. Evet. Başkanım güzel şeyler bunlar biliyor musunuz? Yani bak yine söylediğimizde geliyor. Yani Evet. siz para verseniz insanlara bu söylemlerde bulunduramazsınız. Artı canlı yayın risk iken bir tane bile olumsuz aslında olumsuz bir mesaj gelsin de size okuyayım istedim ama böyle bir soru da yönelmedi. Sağ olsun. Başkanım ne söylemek ister Ahmet Arpacıoğlu? İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sonuç olarak biz sizi görmek istedik. Konuşmalarımızı kayıt altına alalım istedik. Çünkü Ünye'nin eksiklerini biliyorsunuz. Biz de eksiklerini görüyoruz. Bunları konuşalım istedik. Orduyu konuşalım. Ülkeye de soru soralım istedik. Her şey istediğimiz gibi oldu. İyi ki geldiniz. Mesajlarımız çok var. Avukat din tüccardan belediye başkanı yaparsanız böyle olur demiş. İdris Doğan da. Artık kimden bahsetmiş bilmiyoruz. Evet. Başkanım cansın çok kaliteli bir insansın demiş. Yine bir mesajımız. Böyle mesajlarımız geliyor. İzleyicilerimiz de çok ciddi teveccüh gösterdiler. Sağ Şu an olsunlar. Çok teşekkür çok ediyorum. ciddi sayıda izleniyoruz başkanım. Birkaç platformdan aynı anda izleniyoruz. Program bittiği zaman da size kaç kişi tarafından izlendiğimizi söyleme imkanımız olacak. Evet, ne söylemek ister Ahmet Arpacıoğlu? İyi ki geldi yanımıza. İyi ki burada bir saati aşkın bir süredir. Hatta 1 saat 20 dakikadır başkanımla oturuyoruz. Yine bu ekranlarda olma sözüyle birlikte başkanım ne söylemek ister buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Siz de çok iyi ettiniz, beni davet ettiniz. Çok sağ olun. Bizi hemşehrilerimle buluşma fırsatı verdiniz, sohbet etme fırsatı verdiniz. Geçmişi yad ettik. Gelecekle ilgili ümitlerimizi ifade etme fırsatı verdiniz. Ben başta şahsınız olmak üzere Moda TV izleyicilerine, Moda TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Allah ederiz. razı olsunlar. Asıl olan bu memlekete hizmet etmektir. Hizmet ederken de hizmeti Hakka hizmet, halka hizmeti, hakka hizmet bilerek hizmet etmektir. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir meselesi yoktur. Yeter ki liyakatlı, iş bilen insanlar iş başına gelsinler. Geçmişte biz bunları yaşadık. İnşallah bunlar tekrar yaşarız. İnşallah bu sıkıntılardan bu milleti, bu bölgeyi, orduyu kurtaracak iyi insanlara yetki verip iş başına getirdiğimizde Allah'ın izniyle bu işleri biz çözeriz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz bu işlerin üstesinden gelebilecek ekibimiz, bilgimiz, birikimimiz var. Görüyorum ben o kadroyu. İyi kadroların bu işleri çözebilecek ciddi ekiplerin olduğunu çok net görüyorum. Bize halkımız güvensin. Biz onlara güveniyoruz. Geçmişte siz bana güvendiniz. Bizlere rey verdiniz, destek verdiniz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah yine iyi günler çok uzak değildir. İnşallah. İyilerle beraber biz bu işlerin üstesinden iyi bir şekilde geleceğimize emin olsunlar. Bizlere güvensinler. Bir güne kadar verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Sizlere bir kez daha Karadeniz'in incisi Ünye'den, güzel insanların, iyi insanların olduğu bölgeden en derin sevgi ve saygılar sunuyor. Hayırlı akşamlar diliyorum.
O zaman başkanım, kapatmadan önce ben de bir itirafta bulunayım. Şimdi sokaktan çok sayıda Ahmet Arpacıoğlu söylemini duyduk. Ahmet Arpacıoğlu, Ahmet Arpacıoğlu konuştuk. Evet. Fakat dedik ki sokakta Ahmet Arpacıoğlu'nun karşılığı var. Acaba Ahmet Başkan da sokağın karşılığı nedir diye sizi çağırmıştık. Eğer. Ben gerçekten şaşkınım. Çünkü halk ile belediye başkanının, geçmiş dönem belediye başkanının arasındaki bu ilişki gerçekten takdire şayan. Çok Yani teşekkür bu ederim. Allah razı olsun. gelecekte güzel şeyler olacağını da işareti. Yine mesajlarımız var ama arkadaşlarına özür dileyeceğim. Ahmet Arpacıoğlu yine öyküm fotoğrafçılık. Buradan selam söylüyorum değerli kardeşime. Yeni siyasi yoluna başlarlar dilerim diye mesaj göndermiş. Çok Henüz teşekkür ederim. kalmasız başkanıma söyler misiniz demiş. Onunla görüşmem mümkün müdür? Konuşmak istediğim bir konu var demiş. Ben Messenger'dan yazabilirim isterse demiş. Yazabilir Eyvallah. miyim diye detaylı Yazabilir, istemiş. yazabilir tabii. Başkanım çok güzel mesajlar geldi. Çok güzel şeyler duyduk. Özellikle yine söylüyorum. Geçmiş dönem belediye başkanının ekrana çıkıp alnının akıyla yüksek sesle konuşabiliyor olması bu gerçekten takdir edilecek bir konuydu. İyi ki gelmişiz, iyi ki davet etmişiz. Çok İyi teşekkür ki ederim. bugün burada programda idik. Çok teşekkür ederiz Ben başkanım. çok teşekkür Hayırlı ederim. Çok sağ vaktiniz, ol. hayırlınız. Allah razı İyi ki olsun. varsınız. Siyasi hayatınızda yolunuz açık olur inşallah. Her şey iyi olacak dediniz. İyi Umduğumuz her olacak. şey iyi olur. İyi olur. İyi olur. Evet Erzener, bu haftalık bu kadar. Başkanıma tekrar tekrar teşekkür ederken sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizi 1,5 saate yakın süredir yalnız bırakmadınız. Muammer Durmak kardeşime de başarılar diliyorum. Selamlar demiş. Teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadınız. Haftaya tekrar burada olmak ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın.